Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar pasif preteritum, yani edilgen çatı. Bunu preteritum formunda inceleyeceğiz. Hatırlayacak olursanız arkadaşlar, önceki dersimizde pasif perfekti görmüştük. Bu dersimizde de pasif preteritumla devam ediyoruz. Dilerseniz örnek cümlemizle başlayalım. Die Mutter kochte gestern das Essen. Evet arkadaşlar, burada Präteritum olarak gördüğümüz kochen var. Kochen neydi arkadaşlar? Pişirmek demekti. Präteritum olarak incelendiğinde kochte şeklinde yorumlanıyor. Die Mutter neydi? Anne demekti. Gestern dün, das Essen yemek ya da öğün anlamında, yemek anlamında olabileceği gibi eylem olarak da yemek anlamında, ancak burada das Essen büyük şekilde ve artikel geldiğinden dolayı öğün, yani yemeği kastetmiş oluyoruz. Dolayısıyla bu cümle bize ne diyor? Die Mutter, anne, kochte gestern das Essen, dün yemeği ne yapmış? Pişirmiş, değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla preteritum olarak gördüğümüzde kochte şeklinde yorumlanıyor. Şimdi ben bunu pasif preteritum yaptığımda ne olacak arkadaşlar? Ne olacak? Buradaki özneyi yok sayabiliyorum. Dolayısıyla dün yemek pişirildi diyeceğim. Ne olacak burada? Wurde ve dikkat edelim arkadaşlar, gekocht şeklinde karşımıza çıkmış. Yani partizip 2, partizip 2 şeklinde karşımıza çıkıyor. Bu şekilde yorumlanıyor. Ancak ne yapıyorum? Wurde ile beraber kullanmış oluyorum. Dolayısıyla das Essen'i başa getiriyorum arkadaşlar. Yemek dün pişirildi derken demek ki ne yapıyorum? Das Essen wurde gestern gekocht. Demek ki ne yapacağım arkadaşlar? Burada wurde'ni kullanacağım ve Partizip 2 olarak da cümlenin sonuna getirdiğimde demek ki dün yemek pişirildi derken ne diyeceğim? Das Essen wurde gestern gekocht demiş olacağım. Evet. Sonraki cümleye geçelim isterseniz arkadaşlar. Das Mädchen machte die Betten heute früh. Evet, das Mädchen neydi? Kız çocuğu machte. Bakın machen ne olmuş arkadaşlar? Präteritum'da machte şeklinde yorumlanıyor. Die Betten, das Bett, die Betten, yataklar diyecek olursak demek ki die Betten demiş oluyoruz. Heute früh, bu sabah derken arkadaşlar, heute bugün, früh sabah, demek ki güzel Türkçemizde ne diyoruz? Bu sabah, dolayısıyla heute früh, kız bu sabah yatakları yaptı dediğimde demek ki das Mädchen machte die Betten heute früh diyeceğim. Şimdi ben bunu pasif preteritum şeklinde yorumlayacak olursam ne olacak arkadaşlar? Machen, wurden ve gemacht şeklinde yorumlanacak. Ancak burada çoğul olarak baktığımızda die Betten'i görüyoruz. Buna göre yorumlamam gerekiyor. Wurden şeklinde çekimlenecek dolayısıyla. Yataklar dün sabah yapıldı dediğimde die Betten, yataklar, wurden heute früh gemacht demiş oluyorum arkadaşlar. Demek ki Partizip 2 ne olacak? Cümlenin sonuna gelmiş olacak. Wurden de ne olacak? Die Betten'den hemen sonra gelmiş olacak. Dilerseniz sonraki örneğe geçelim arkadaşlar. Alle Schüler lasen das Buch von Hermann Hesse letzten Sommer. Evet, anlamlandıralım. Alle Schüler, tüm öğrenciler, lasen, bakın bu lesen preteritum formu ne oluyor arkadaşlar? Lasen das Buch von Hermann Hesse. Hermann Hesse, evet bu bir öykü yazarı, Alman öykü yazarı Hermann Hesse. Nin kitabı diyecek olursam das Buch von Hermann Hesse diyorum. Evet, letzten Sommer, geçen yaz dediğimde demek ki letzten Sommer. Dolayısıyla bu cümle ne diyor? Tüm öğrenciler Hermann Hesse'nin kitabını geçen yaz okudular diyecek olursak demek ki alle Schüler lasen das Buch von Hermann Hesse letzten Sommer. Şimdi ben diyeceğim ki geçen yaz Hermann Hesse'nin kitapları okundu. Evet, düzeltiyorum. Das Buch, tek bir kitaptan bahsediyorum. Das Buch. Dolayısıyla ne diyeceğim? Hermann Hesse'nin kitabı geçen yaz okundu. Ne olacak arkadaşlar? Das Buch von Hermann Hesse wurde letzten Sommer gelesen demiş olacağım. Demek ki ne olacak arkadaşlar?
buradaki yapıyı başa alacağım ve Ale Schüler'ı yok sayabiliyorum, okundu demem söz konusu olduğundan dolayı Ale Schüler'ı da yok sayabiliyorum. Yani arzu ettiğimde tabii onu cümlenin içerisine katabiliyorum ama edilgenlikte bunu yok da sayabiliyorduk, öyle değil mi? Dolayısıyla ne olacak bu? Das Buffon Hermann Hesse wurde letzten Sommer gelesen demiş oluyorum. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim arkadaşlar. Die Mutter kochte gestern das Essen. Die Mutter kochte gestern das Essen. Das Essen wurde gestern gekocht. Das Essen wurde gestern gekocht. Das Mädchen machte die Betten heute früh. Das Mädchen machte die Betten heute früh. Die Betten wurden heute früh gemacht. Die Betten wurden heute früh gemacht. Alle Schüler lasen das Buch von Hermann Hesse letzten Sommer. Alle Schüler lasen das Buch von Hermann Hesse letzten Sommer. Das Buch von Hermann Hesse wurde letzten Sommer gelesen. Das Buch von Hermann Hesse wurde letzten Sommer gelesen. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Das kleine Kind machte das Fenster auf. Evet, aufmachen ayrılabilir fiilini hatırlayacak olursak arkadaşlar, açmak demekti. Das kleine Kind, küçük çocuk. Evet, das Fenster, pencere. Demek ki küçük çocuk pencereyi açtı derken Präteritum formunda ne diyecekmişiz arkadaşlar? Das kleine Kind machte das Fenster auf. Şimdi ben bunu pasif Präteritum formunda inceleyecek olursam das kleine Kind, evet, bunu yok sayabiliyorum. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? Das Fenster wurde aufgemacht. Demek ki pencere açıldı derken ne diyeceğiz arkadaşlar? Das Fenster wurde aufgemacht diyeceğiz. Sonraki örneğe baktığımızda arkadaşlar, die Kfz-Mechatroniker bauten das Auto in Wolfsburg. Evet, die Kfz-Mechatroniker, bu araba teknikerleri demek arkadaşlar. Bauen, bauen neydi? Yapmak demekti. Bunun preteritum formunda bauten şeklinde incelendiğini önceki dersimizde de görmüştük. Öyle değil mi arkadaşlar? Önceki derslerimizde. Das Auto, araba demekti. In Wolfsburg, evet, bu da bir yer ismiydi. Arabaların yapıldığı Almanya'da ünlü bir yer arkadaşlar burası. Dolayısıyla die Kfz-Mechatroniker bauten das Auto in Wolfsburg, bu preteritum bir cümle oluyor. Biz şimdi bunu pasif preteritum olarak incelediğimizde buradaki die Kfz-Mechatroniker, bunu yok sayabiliyoruz. Arabalar Wolfsburg'ta yapıldı diyecek olursak bunu preteritum formunda das Auto wurde in Wolfsburg gebaut. Evet, das Auto burada tekil formda görmüş oluyoruz. Araba yapıldı derken demek ki das Auto wurde in Wolfsburg gebaut denildiğinde demek ki bunu preteritumda yapmış oluyoruz ve anlamı da neymiş? Araba Wolfsburg'da yapıldı demekmiş. Sonraki örneğe baktığımızda arkadaşlar, die Geschäftsführung eröffnete letzten Monat einen neuen Laden. Ne demek istiyor bu cümle bize? Die Geschäftsführung arkadaşlar, yönetim, bu şirket yönetimi olabilir arkadaşlar. Das Geschäft neydi? Dükkan demekti ya da ticaret anlamına da gelebiliyordu. Dolayısıyla burada yönetim, yani bu şirket yönetimi kastedilmiş oluyor. Eröffnen arkadaşlar, açmak demek arkadaşlar. Bir dükkanın açılışı şeklinde kullanıldığında demek ki eröffnen demiş oluyoruz. Letzten Monat, geçen ay demekti. Einen neuen Laden, yeni bir dükkan. Dolayısıyla şirket yönetimi ya da yönetim geçen ay yeni bir dükkan açılışı yaptı dediğimizde demek ki ne diyecekmişiz preteritumda?
Die Geschäftsführung eröffnete letzten Monat einen neuen Laden. Şimdi arkadaşlar biz bunu edilgen olarak incelediğimizde ve passiv präteritum olarak incelediğimizde burada die Geschäftsführung bunu yok saydığımızda ne olacak? Ein neuer Laden wurde letzten Monat eröffnet, wurde eröffnet, evet açıldı. Bakın burada fark ettiyseniz arkadaşlar ein neuer Laden burada akusatif formdayken burada ne oluyor? Burada nominatif forma taşınmış oluyor. Çünkü neden? Burada bir nevi bir özne durumu görevi gördüğünden dolayı ein neuer Laden yeni bir dükkan wurde letzten Monat eröffnet geçen ay açıldı demiş oluyoruz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım arkadaşlar. Das kleine Kind machte das Fenster auf. Das kleine Kind machte das Fenster auf. Das Fenster wurde aufgemacht. Das Fenster wurde aufgemacht. Die Kfz-Mechatroniker bauten das Auto in Wolfsburg. Die Kfz-Mechatroniker bauten das Auto in Wolfsburg. Das Auto wurde in Wolfsburg gebaut. Das Auto wurde in Wolfsburg gebaut. Die Geschäftsführung eröffnete letzten Monat einen neuen Laden. Die Geschäftsführung eröffnete letzten Monat einen neuen Laden. Ein neuer Laden wurde letzten Monat eröffnet. Ein neuer Laden wurde letzten Monat eröffnet. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde pasif preteritum konusunu ayrıntılı şekilde görmüş olduk. Şunu da hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Kanalımıza mutlaka abone olalım, yorum bırakalım, paylaşalım ve bu bildirim zilini tıklayalım arkadaşlar. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.